Beyazoğlu iç başında. Harfiyat alımı. Nasıl gidiyor? İyi misin? Safa Bey. Aleyküm selam. Kerem Usta iş başında. Kerem Usta iş başında diyorum. Hayrola, yandın, yazı getirmişsin kısa kollu falan. Kısa kollu diyorum, yazı getirmişsin. Üşümüyor mu? Yok. Yaz geldi yaz. Hakan Usta. Ustam, su terazisi nasıl kullanılır? Nelere dikkat edilmelidir? Su terazisini doldururken su terazisinin suları görüyoruz dolu. Suları görüyorsunuz. Bu suların ortadaki yerlerinde herhangi bir yerinde hava kalmamasına dikkat etmemiz lazım. Hava kaldığı zaman bunları aynı hizaya getiremezsin. Devamlı bozar. Bakın şimdi. Burada mesafenin hortuma bastınız arkadaşlar. Basmayınız lütfen. Bakınız aynı hizaya geliyor. Hortuma basarsan oynuyor. Basma hortuma arkadaşlar. Sadık doğru dursana ya. Sadık bak. Hortum. Sadık hortumları işletti bu yarabbim. Evet, devam edelim. Al arkadaşım. Sadık tut. Nedir? Nereye götürüyor? Ağzını kapatacağım lan. Hadi bir gösteri yapın ya. Mesela şurayla şu tahta arasında terazi aldığınızı bir gösterin bana. Nasıl alıyorsunuz? Şurayla şura arasında. Ha? Hadi. Olmaz mı? Ben taktırırım mı alırlar? Ya ama biz videoya nasıl kullanılır diye başlamıştık. Su terazisini tutan arkadaş suyu o çizgiye getirmek için gerektiği kadar kaldırıp ya da gerektiği kadar aşağı indirmesi gerekiyor hortumu. Su tam çizgide olursa? Su tam çizgide olduğu zaman karşı taraftaki oraya da. Suyun olduğu yer karşı tarafta da çizgi işaretleri. Dur yeniden. Terazi sağlanmış olur. Suyun bir ucu buradaki çizgide. Bir ucu oldu sağlıkta, bir ucu bu bir ucu da Sadık Usta'nın tuttuğu yer. Çizgide. Tamam, suyun olduğu yeri çizdin mi ikisi eşit teraziye gelmiş olur, öyle mi? Evet. Tamam. Bir ucu ben daha ikisi aynı. Arkadaşlar, Sadık Usta'yı izlediniz. Hem işlerine Sadık hem de Sadık Ustalar bunlar. İki tane Sadık, iki Sadık. Çapkın yağmur yağıyor. Dışarıda yağmur yağıyor babuş. Çiçkuş. Çapkın. Çiçkuş. Çiçkuş. Çapkın. Çiçkuş. Çapkın. Konuşsana. Küstün mü? Çiçkuş. Sen neye kızıyor? Çiçkuş. Çiçkuş hadi konuş hadi.